Valve'in CS2'ye getirdiği son güncellemede oyunun optimizasyonunu bir miktar düzelttiğinden bahsetmiştim geçen videoda. Thor CS tekrar benchmark yaparak hem CSGO ile CS2 arasındaki FPS'leri karşılaştırmış hem de CS2'de keskinliği yumuşatma modunu yükselterek bir karşılaştırma yapmış. İlk karşılaştırmasında iki oyunda da ayarlar 4'e 3 ve low'dayken aradaki fark yaklaşık 200 FPS. Yüksek ayarlarda da neredeyse 200 FPS fark var arada. Şu dikkatimi çekti, CS2 yüksek ayarlarda 260-270 FPS'i görüyor maksimum ve ekran kartı 80 derece. Tabi yeni bir kart değil, 1660'ı var. İşlemcisi de i5-12400F. Zaten hiçbirimiz yüksek ayarlarda CS oynamıyoruz. O yüzden bu sistemle 450-500 FPS almak gayet iyi CS2'de. Haritalar biraz daha optimize edilirse 500 FPS'i zorlayacağını düşünüyorum. Tabi önemli olan smoke gibi utility kullanımlarında FPS'in çok düşmemesi. Şimdi diğer karşılaştırmaya geçelim. Thor CS 1080'de ve low ayarlarda açmış oyunu. Keskinliği yumuşatma modunu kapatmış ve FPS değeri 420'yi buluyor. 2x yaptığında da yaklaşık 60-65 FPS düşmüş. 4x'te 310 FPS almış yani. 110 FPS geriye atmış. 8x'te de 180 FPS düşmüş. 2x'te oynanması en ideali gibi. 8x'te FPS'i ziyan etmeye gerek yok. Sıfırda da piksel piksel kenarları görmek pek hoş olmayabilir. Thor CS bir yandan FPS testleri yaparken bir yandan da CS2 ile ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. CS2 ve CSGO'da görünürlük karşılaştırması yapmış. Nuke haritasında garajdan meydana bakılan yerden CSGO'da oyuncular daha iyi görünürken CS2'de daha zor görünüyor. Proflar bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüp Valve'e geri bildirim yaparsa Valve bunu düzeltir diye düşünüyorum. İki tarafın da görüş avantajı aynı olmalı bence. Sadece kafası görünen bir oyuncuyu daha da az görünür şekilde dizayn edilmemeli. En azından benim düşüncem bu şekilde. GameFollower'ın bir arkadaşı Mirage'in bozuk TV remake'ini Half-Life Alyx asetlerini kullanarak yeniden düzenlemiş. Ekranda gördüğünüz gibi karanlık ve Half-Life evreninde geçen bir CS haritası ortaya çıkmış. Harita çok iyi görünüyor ama Valve'in bu kadar karanlık yapmayacağını düşünüyorum. Şurada bir yere eğilsen bir daha göremezler seni. Hide and Seek için harika bir harita olmuş. Mirage'in bu şekilde düzenlenmesi bile içimi kıpır kıpır yapıyor. Şu harita değişsin artık. Transfer haberlerinden devam edelim. Into the Bridge geçtiğimiz günlerde Cypher ile yollarını ayırdı ve bu haberden sonra Cypher'ın TSM'e katılacağı yönünde dedikodular ortaya çıktı. Geçen yaptığım videoda da bahsettiğim üzere TSM'in Glaive, Dupri ve Ziplix üçlüsünün üzerine kurulacağı söylentileri dolaşıyordu. Cypher ve Jax'in de bu takımın bir parçası olacağını düşünüyorlar. Yani 4 tane yaşlıdan oluşan kadro kurmak ne kadar mantıklı bilemedim. Eğer kadro bu 5'liden oluşursa dağılması da bir o kadar hızlı olur. O yüzden TSM'in ne yapacağını merak ediyorum açıkçası. Ayrıca Cypher'ın boşluğunda Neofrag'le doldurmayı planlıyormuş Into the Bridge. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Virtus Pro Rio Major'dan sonra saçma sapan bir hamle yaparak şampiyon olan kadroyu değiştirmişti. Norbert yerine Kyron değişikliği yapmışlardı. Ve bir diğer Major'da da Kyron'u turnuvanın ortasında Norbert ile tekrar değiştirmişlerdi. Bu takımın arada beyni duruyor, orası kesin. Şimdi de kadrosu Norbert yerine Miri kattılar. Umarım bu sefer de Miri başka bir turnuvanın ortasında Norbert ile değiştirmezler. Fnatic cephesinden yapılan ve bence tier 2 hamlesi olduğunu düşündüğüm habere geçelim. Fnatic, Fisher ve Nikodoz ile yollarını ayırarak Dexter ve Afro'yu kadrosuna kattı. Dexter IGL, Afro da AWP olarak geldi kadroya. Gelenler gidenleri aratmayacaktır belki ama ekstra üstüne de koyacağını düşünmüyorum bu kadronun. Glaive ve Dexter bu takımı tier 1 seviyeye çıkarabilirdi diye düşünüyorum. Bu takımın da neler yapacağını yakından takip edeceğim, merak ediyorum. CS dünyasından haberleri kaçırmamak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.